baktım. Biliyor muyuz kral abi? Mecburen biliyoruz. Mecburen değil, sağlığımız için yapıyoruz. Bak biz bu kampanyanın amacı tüm Türkiye'de sağlığımız için hepimiz için diyoruz. Yani eğer biz bunlara uymazsak ya bu işletmenizi de ayakta tutuyoruz. Kolay gelsin. Evet ediyor muyum? Kırım var sana gelsin. Eyvallah, teşekkürler. Kurallara uymada hassasiyet göstermemiz lazım. En ufak bir rehavet, önemsemememezlik bizi çok daha kötü noktalara götürebilir. İtibariyle söylüyorum, 30 vatandaşımızı kaybettik maalesef. 77 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi görüyor. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız var, entübe edilen hastalarımız var. Biz bunların hiçbirinin yaşanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımız sokakta yürürken, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunurken lütfen bu ölen vatandaşlarımız, yoğun bakımda nefes güçlüğü çeken, solunum güçlüğü çeken vatandaşlarımız düşünün. Bu hem bir vicdani sorumluluktur hem de yasal bir zorunluluktur. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: bu ara sosyal hareketliliği azaltsınlar. Eş, dost, akraba ziyaretleri yapmasınlar. Aile ziyaretlerini çok sınırlı sayıda tutsunlar. Bunlar maalesef bulaş riskini artırıyor. Ne kadar az hareketlilik içinde olursa bulaş riski o derecede az olur. Dolayısıyla düğünler gibi, sünnet düğünleri, nikah gibi etkinliklerde mutlaka üç kurala riayet edelim. Riayet etmeyen kişileri gördüğümüzde, buradan ben Kars'lı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çağrı merkezi ve numaralarımız var. Salgın denetim merkezlerimiz 24 saat çalışıyor. Onları ihbarda bulunur. Bu ihbarlara bizim görevli arkadaşlarımız en kısa sürede gidecekler ve gereğini yerine getirecekler. Şu anda ihbarlara yetişme oranımız %100'e yakın. %99'lar civarında. Dolayısıyla hemen gereği tarafımızdan yerine getirdik.